Myanmar'da askeri darbe. Brezilya devlet başkanının seçim sistemine müdahalesi. Haiti devlet başkanının öldürülmesi. Ve Afrika kıtasındaki çok sayıda darbe. Bunlar dünyanın 2021'de demokrasi alanında yaşadığı bazı gerilemeler. Tüm bu olaylar Başkan Joe Biden'ın 9-10 Aralık'ta ev sahipliği yapacağı sanal zirvenin zeminini oluşturuyor. Bu zirve liderlerin demokratik hükümetlerin karşı karşıya kaldıkları zorluklar ve fırsatları konuşmaları, ayrıca zirvenin de temel taşlarından olan demokrasiyi güçlendirerek, otoriterliğe karşı çıkarak, yolsuzlukla mücadele ederek ve insan haklarına saygıyı geliştirerek yönetimlerin vatandaşlarına nasıl hizmet edeceğini tartışmaları için bir fırsat. 110 ülkeye ev sahipliği yapacak zirve, Biden'ın dünya genelinde demokrasiyi güçlendirme konusunda verdiği seçim kampanyası vaatlerinden de birini oluşturuyor. Bu önemli demokrasi konularında seferberlik ve bilincin artırılması, ortak akla odaklanılması yönetim tarafından atılan takdire layık bir adım. Zirveye Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin davetli değil. Zirvenin dünyayı Rusya ve Çin'e karşı ayaklandırması değil, daha çok Biden'ın artan otoriterlik etkisi olarak gördüğü durum karşısında destek toplaması için bir fırsat oluşturması umuluyor. Demokrasileri birçok yönden bir araya getirmek, Amerika ve müttefikleriyle Rusya ve Çin arasında bir çizgi çekmek için tasarlanmış bir strateji. Zirve biraz da bu ülkeleri bir seçim yapmaya mecbur bırakıyor. Bunun bazı ülkeleri rahatsız etmesi şaşırtıcı değil. Güney Kore ve Almanya gibi ülkeler ekonomik refahları açısından Çin'e ihtiyaç duyuyorlar. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Li Yusheng zirvenin küresel dayanışmaya zarar vereceğini söyledi. Bu zirve ülkeleri farklı yerarşilere ayırıyor, onları demokratik ve demokratik olmayan diye etiketliyor ve diğer ülkelerin demokratik sistemlerinin hedef alınmasını sağlıyor. Zirve sırasında liderlerden demokrasiyi güçlendirmek için bir dizi vaatte bulunmaları istenecek. Ancak bunların eyleme dökülüp dökülmeyeceği bilinmiyor. Yine de Amerikan demokratik değerlerinin zirveyle gündeme gelecek olması önemli görünüyor. Bu Trump yönetiminden büyük farklılık gösteriyor. O açıdan önemli. Biden yönetiminin açıkladığı harekete geçme yolunun işe yarayıp yaramayacağını göstereceğini düşünüyorum. Bazıları 6 Ocak'ta eski Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından Trump'ın seçim yenilgisinin önlenmesi amacıyla yapılan Kongre baskınının ardından Amerika'nın zirveye ev sahipliği yapacak konumda olup olmadığını da sorguluyor. Biden yönetimi zirvenin demokrasilerin güçlü tarafı olan kusurlarla şeffaf biçimde yüzleşmeyi hedeflediğini söylüyor. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi Washington.